Daha önce yargılandığı iki davadan da beraat etmişti. Ünlü rapçi Ezhel bu kez de uyuşturucu madde kullanma suçundan hakim karşısındaydı ve 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Bu süreçte yaşadıklarını da Show Haber'e anlattı. Ah, polisler kaçıyor. Rapin pavyonunda olurum çubuk mu yaşa? 1 yıl 8 ay hapis cezası, 5 yıl ertelemeli. Yani işte 5 yıl boyunca suç işlememeye çalışacağım. Şey. Bunlarla da anılsam, anlım ak, içim rahat, vicdanım rahat. Kimsenin hakkını yemedim, kimsenin canını yakmadım. Hakkında açılan iki uyuşturucu davasından da beraat etti. Bu kez de kanında rastlanan uyuşturucu madde için hakim karşısına çıktı. Eğer şu an bu çocuğun kanını alırsam dedi, suç işleyeceğim dedi yani. Yine de bir şekilde oldu. Ben de yurt dışından yeni geldiğim bir dönemdi. Mahkeme savunmasında yurt dışında uyuşturucu kullanılan mekanlarda maddeye maruz kalmış olabilirim diyen Ezhel'e 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. O ceza ertelendi. Bu şarkı sözlerinden dava kapsamında olan bir şeydi. Çok daha güzel şeyler konuşabilecekken, işte yeni albüm şu zaman çıkacak falan filan diyebilecekken, ama yine de mutluyum bir yandan. Böyle olaylar olduğu zaman insanların inancını görüyorum. Polisler kaçıyor. Ezhel adıyla tanınan Sercan İpekçioğlu, şarkılarında uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği iddiasıyla yargılandığı iki davadan da beraat etmişti. Bugün de uyuşturucu madde kullanma suçundan hakim karşısına çıktı. Böyle olaylar kötü de olsa içlerinden her zaman çıkartabilecek binlerce ders oluyor. Bu sayede daha çok ünlü oldu falan, garip bir şey oluyor ama ya olsun ya, hiç o yani Allah kimseyi düşürmesin. Özellikle haksızı, suçsuzu. Mahkeme Ezhel'e uyuşturucu madde kullanma suçundan 1 yıl 8 ay ceza verdi. Bu ceza 5 yıl süreyle ertelendi. Müziğimi yapayım, müziğime devam edeyim. Yurt dışı için benim sözlerim yani bir suç unsuru değil. Ezhel'in 5 yıl boyunca hiçbir suça karışmaması gerekiyor. Ünlü rapçi artık bu olaylarla değil, şarkılarıyla anılmak istediğini söylüyor. Beklemede kalın istediğim, öyle geliyorum yakında süper bir şekilde. Alnımız ak, yüzümüz de hakka doğru. Ben yargıya güveniyorum. Araştıran, sorgulayan, üreten, düşünen bir evladım var.